Tamam, hadi bakalım. Game Dev Tycoon'a başlayalım. Bir oyun geliştirme şirketi kurduğumuz, oyun geliştirdiğimiz bir şirket kurduğumuz oyun bu. Ve T oyunların ilk çıktığı zamandan başlıyor. Yani günümüze falan geçmiyor. Eski zamanda başlıyor. Oldukça güzel bir oyun. Başarımlar falan var. Başarımların hepsini açmaya çalışabiliriz oyunda. Uğraşabiliriz. Güzel olur en azından bizim için. Uğraş olur. Başka ne diyecektim? Oyundaki yazıları ben de bu arada okuyacağım sizinle beraber. Tabi de burnum tıkanmasa nefes almakta zorlanıyorum. Hastayım biraz. Şimdi yazıları ben de okuyacağım sizinle beraber dediğim gibi. O zaman başlayalım hadi. Burnum tıkanmasa daha iyi olacak da. Hoş geldiniz. Game Dev Tycoon'a hoş geldiniz. Bu iş simülasyonunda zamanda geri gittiniz ve PC devrimi başından kendi oyun geliştirme şirketinize başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz diyor. Tamamdır. Şu anda sıfır hayranımız var. Yıl 1, ay 1, hafta 1, nakitimizde 70 bin. Güzel, tamam. Macerası başlamadan önce kuracağınız şirkete bir isim vermelisiniz. Tamam. Firma adı Monpani olsun. Oyuncu adı da Mondoko. Evet, erkek. Monpani, Mondoko, güzel. Şimdi hemen şuradan bir tipimizi seçelim. Tamam, şu iyi. Kıyafet olarak bakıyorum şöyle güzel bir şey. Tamam, bu iyi işte ya. Aynen, bu güzel. Monpani, Mondoko olarak. Evet. Devam ediyoruz. Yeni bir oyun firmasını destekle. Oyunu satın al. Evet, güzel. Bunu tamamladık. Şimdi. Evet, yeni oyun geliştir diyor. Şu arka planı siyah yapabiliyor muyuz? Çünkü çok gözümü alıyor. Kayıt, ayarlar. Türkçe oynanış, animasyon. Sanırım hayır. Burada başarılar var. Dediğimiz gibi bu başarıları hepsini yapmaya uğraşabiliriz. Oldukça güzel başarımlar var. Bunlara bakabiliriz. Şimdi tamam, her neyse, yapacak bir şey yok. Beyaz olacak. Tamam, yeni oyun geliştir diyorum. Geliştirmeye başlamadan önce oluşturmak istediğin oyunun türüne karar vermek ve oyununa bir isim vermek zorundasın. Ayrıca oyunun hangi grafik teknoloji kullanması gerektiğini de seçebilirsin. Tamam. Seçebileceğin seçenekler başlangıçta sınırlı ama biraz deneyime sahip olduktan sonra yeni seçeneklerin kilidini açabileceksin. Güzel. Oyun 1. Şimdi ondan önce bir konu seçmemiz lazım. Korku, keşif, evrim, iş. O keşif. Tamam, keşif oyunu yapalım. Oyunun türü keşif, macera güzel olur. Bir maceraya çıkalım. Keşif ve platformu da yok, PC'ye yapacağım ben. Ben her zaman PC'ciyim. G64'ü bilmiyorum bile. Tamam, PC'den devam. Keşif macera oyunu yaptıysak böyle bir keşif macera oyunu. Hatırlamıyorum ya. Yani şöyle Demor Theory. Tamamen sallayacağım. Yani tabii ki popüler oyunları da yazacağım ama şu anda aklıma gelmedi yani. Keşif macera oyunu ismi. Demor 3 diye sağladım. Bir keşif macera oyunu işte. Tamamen klavyede rastgele tuşa bakıyorum, basıyorum bu arada. Hiçbir şekilde bir yerden alınmış bir şey değil. Öyle rastgele sağlıyorum. Maliyeti 10.000 dolar. Güzel. Demor 3 olarak devam edelim. Metin tabanlı 2 boyutlu grafikler versiyon 1. 2 boyutlu grafik olsun ya. Metin tabanlı ile uğraşmaya gerek yok. Aynen. Başla geliştirmeye. Eksi 15 bin gitti. Tasarım hatalar. Oyun yaratımı 3 bölümden oluşur. Her aşamanın başına kendi alanlarına odaklanmak istediğini seçebilirsin. Doğru odakları seçmek sana ekstra puan kazandırır. Tamam. Oyun için hangi alanların önemli olduğunu düşün ve daha az önemli olan alanın odağını düşün. Daha detaylı bilgi almak istiyorsan lütfen yardım menüsüne bak. Tamam. Şimdi keşif macera oyununda hikaye görevleri önemli bence. Oynanış çok sıkıntı değil. Bence motor da çok önemli değil. Gerçi oynanışın da bir tık keyifli olması lazım. Şöyle bir şey yapalım.
Motor çok önemli midir? Bence değildir. Şöyle bir tık kısalım. Oynanışla hikaye görevleri bence şöyle yan yana bir getirelim. Aynen şöyle bir şey olsun. Güzel. Oyun geliştirme şimdi başlamıştır. Güzel. Oyun geliştirirken köpüren balonlar görebilirsiniz. Oyun puan üretecektir. Oyun puanları tasarım ve teknoloji puan olarak ayrılmıştır. Tasarım ve teknoloji. Ne kadar çok puan üretirseniz oyununuz o kadar iyi olacaktır. Tamam. Fakat bu müzik sesi oyun boyunca bize eşlik edecek sanırım. Fakat güzel gibi o ya. Çok yüksek değil. Fakat ben onu yine de şöyle çok azıcık daha kısalım. Tamam. Tasarım, teknoloji, araştırma. Tamam, tasarım burada, teknoloji burada, araştırma da burada. Ayrıca bazen hata puanları üretilecektir. Deneyim kazandığında bu hata puanları daha az olacaktır. Hatalar oyun yayınlanmadan, geliştirme süresini bitirmeden ve maliyeti arttırmadan evvel düzeltilmelidir. Oyunu yayınlanmadan, geliştirme süresini bitirmeden ve maliyeti arttırmadan evvel düzeltilmelidir. Tamam. Güzel. Araştırma da geliyor. Araştırmayla ne yapabiliyorduk ki? Hatırlayamadım şimdi ama araştırmayla bir şeyler yapıyoruz diye biliyorum. Evet. Şimdi keşif macera oyununda bölüm tasarımı çok önemli bir kere. Diyalog da olabilir. Ama keşifte çok da diyalog. Yapay zekaya hele hiç gerek yok. Yapay zekayı düşür. Şöyle bir şey olsun. Aynen. Bölüm tasarımı oldukça önemlidir bence keşif macera oyununda. Güzel, böyle yapalım. Oyunun yaratılışı aşamasında farklı ekstra özellikler seçebilirsin. Şu an sadece ana sesleri seçebilirsin. Ancak zamanla bu çoğalacak. Ekstra özellik eklemek genel anlamda oyuna daha iyi hale getirir. Ancak maliyeti de arttırır. Oyunu tanımlarken ayrıca grafik çeşidini seçeceksin. Bu sadece sana seçimi hatırlatmak için. Grafik seçimi oyunun ortasına gelmişsen değiştiremezsin. Evet, tamam. Aynen, iki boyutlu grafikler seçili ve temel sesler olsun tabii ki. Şimdi keşif macera oyununda dünya tasarımı oldukça önemli. Grafik de bence oldukça önemli. Sesler de önemli. Keşifte dünya tasarımı oldukça önemlidir. Bir. Grafik de eşit derecede önemlidir. Sesler çok da kritik değil. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Hatalar oluyor. Tasarım teknoloji de oluyor. İlk oyunun yazılımı tamamlandı. Bitir butona basarak oyunu yayınlayabilirsin. Ancak bunu hataları ayıklamadan yapmamalısın. Hataları düzeltmeden oyunu yayınlamak oldukça büyük bir sıralama kaybına yol açacaktı. Ve eğer gerçekten paraya sıkıştıysanız bunu yapmamanızı... Ha, paraya sıkışmadıysanız bunu yapmamanızı öneririz. Tamam, aynen. Bekleyeceğiz şu an hataların düzeltilmesini. Evet, bitti. Şu an... Tamam, bitirdim. Başka bir şey yok. Oyunun gelişimi artık tamamlandı. Oyun tasarlarken deneyim puanı kazanırsın ve yetenek puanların gelişir. Gelişim tamamlandığında kazanılan deneyim ile alakalı bir bilgi elde edeceksin. Tamam. 12'ye 9. Tasarım teknoloji. Aynen, motor işte oynanış hikayede falan seviyeler geliyor. Aynı zamanda biz de gelişiyoruz tabii ki. Tamam, yayınla bu oyunu bakalım. Oyunun şu anda tamamlandı ve sunulmaya hazır. Görüşleri ve satışları yakında göreceğiz. Tamam. Henüz yayınlanmamış olan Demortri oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Bakalım ne diyorlar. Çok arada macera oyunlar PC için iyi çalışıyor demiş. Tamam. Hoşuma gitti. Çok fena, kötü değil yani o kadar. İlginç ama iyi. Game Hero. Aa, bu 7 verdi. İyi oyun dedi All Games. İyi, ortalamanın bir tık üstü oyun yaptık. Güzel. Oyununuzu bitirdikten sonra biraz daha ekstra ücretli oyununuz için bir oyun raporu oluşturabilirsiniz. Oyun raporları araştırma puanları kazanmak için mükemmel bir yoldur ve ayrıca oyun oluştururken neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görebilirsiniz. Tabii oyun raporu yapalım.
Bir oyun raporu oluşturmak için bu mesajı kapayın ve ekranda herhangi bir yere tıkla ve menüyü aç. Tamam, açtım. Oyun geçmiş, araçta oyun raporu oluştur. Evet, aynen. Demortar için maliyeti 39.000 tutmuş. Tamam, bunun için oyun raporu oluştur bakalım. Oyun sektörüne yeni gelen Mompani ilk oyunları olan Demortar oyununu yayınladı. Oyun olumlu eleştiriler aldı. Böyle iyi bir başlangıç için Mompani çabucak hayran kitlesi kazanır. Şu anda sıfır hayranımız var gibi gözüküyor ama. Dur bakalım, oyun raporu da oluşturalım. Demortar oyunu ilk haftada 2039 adet satıldı. Listelerde 27. sıradayız. Fena değil ilk oyun için. Artık oyunun piyasada olduğuna göre ondan düzenli olarak her hafta gelir elde edeceksin. Satışların ne kadar iyi gittiğini sağ üst köşedeki satış grafiğinden görebilirsin. 2000 derecesi 20. Tamam. Demortar oyunun başarısı bize 13 hayran kazandırdı. Güzel. İyi, hala satıyor şu an oyun. Oyun raporu. Yine anlaşan kazanmak için mükemmel bir yoldur. Her çıkartın oyun için bir rapor yaratmaya değer. Şimdi ilk oyun raporunu bitirdiğine göre araştırma menüsüne bakmak iyi fikir. Araştırma menüsünü açmak için bu mesajı kapayın ve sonra aksiyon menüsünü görmek için ekranda herhangi bir yere tıkla. Tamam. Oyun raporuna bakalım. Demortar için yaptığınız yayın öncesi analizi tamamlandı ve sonuçlar şöyle. Keşif macera iyi bir kombinasyon bence de. Diyaloglar bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Ha, diyaloglara çok da önem vermemiştik. Tamam, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Oyun geçmişi araştırma diyoruz şimdi. Araştırma yeni özellikler açmak için ve daha iyi oyun yaratmak için çok önemli. Kendi oyun motorunu yaratabilmek için yeterince araştırma puanı biriktirdiğinde emin olmalısın. Bu oyunlarını oldukça etkileyecek. Tamam. İpucu, oyunları biraz daha fazla araştırma puanı kazanmak adına farklı konu ve task kombinasyonları ile oluşturmayı dene. Aynen bunu yaparım. Yeni konu araştırabiliriz ve özel oyun motoru araştırabiliriz. Tamam, yeni konu araştıralım. Avcılık, ekstrem sporlar. Bunları araştırmışız zaten. Yemek. Bir simülasyon yemek oyunu yapmamız yok mu? Aynen, yemek. Yemeği araştıralım. Oyun geçmişinden de geçmiş oyunlarımı görebiliyorum. Şu an bu oyundan zarar ediyoruz fakat oyun halen daha satıyor. 6000 civarı, 7000'e geldi satması. Gayet iyi. 46 hayranımız oldu bile. Tamam. Yemek konusu araştırıldı. Güzel. Şimdi yeni oyun gelişti. Oyun gelişme araştırma. Tamam. Yeni oyun geliştiriyorum. Konusu yemeklerle ilgili. Türü simülasyon ve PC'ye çıkıyor. Evet, Cooking Simulator. Aynen öyle. Yemek simülasyon PC'ye. Maliyeti 15.000. Cooking Simulator. Devam. İki boyutlu grafiklerde nasıl Cooking Simulator olabilir? Ha, tam tepeden olabilir. Öyle bir vardı zaten oyunda. Onun adı neydi? Cooking Simulator muydu? Bilmiyorum gerçi de. Aynen. İki boyutlu grafiklerle geliştirelim PC'ye. Hadi bakalım. Evet, yemek simülasyon oyununda oynanış çok önemli. Hikaye, görevler çok değil yani. Motor daha mı önemlidir acaba ki ya? Evet, motor daha önemlidir tabii canım. Şöyle bir şey olsun. Hikaye, görevler çok önemli değil. Şöyle gidebilir. Bunun en önemli şeyi oynanış. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Tamam. Demortar'ı hala satıyor bu arada. Güzel güzel güzel. Açıldı bir anda. Evet. Bölüm tasarımı çok önemli. Yapay zeka. Diyaloglar. Yani diyaloglar çok önemli değil bu oyunda. Şöyle yapalım. Yapay zekayı bir tık arttıralım. Şöyle bir şey olsun işte. Yani çok da önemli değil aslında. Bölüm tasarımı en önemlisi zaten. Bence. Ya, tamamen bence zaten. Oyun raftan kaldırıldı. Demortar'ı pazardan çekildi. 10.000'e yakın satmış. 69.000'de kazandırmış. Güzel. Hemen yeni oyunum yolda tabii ki. Platform haberleri. Yakın zamanda yapılan pazar araştırmalarına göre Govador G64 PC'ye göre çok daha fazla satıyor. Alıcılar daha düşük fiyatı, daha kullanışlı, esnek donanım yapılandırmasını diğer ev bilgisayarlarına tercih ediyor.
Yani çok istemiyorum ya. Ben PC'den devam edeceğim. Uzmanların dediğine göre bu donanım üreticilerin rekabetinin sonu demek. Hiç zannetmiyorum. Evet, şimdi yemek simülasyon oyun için dünya tasarımı önemli. Grafikler şöyle yapabiliriz. Bence en önemlisi dünya tasarımı mı? Yoksa grafik mi? Grafik bence daha önemlidir ya. Şöyle yapalım. Sesler işte. Tamam. Şöyle ortalama bir şey çıkartalım. Güzel. Güzel güzel. Bu oyun bir tık güzel oldu gibi. Hataları gidersin hemen. Tamam galiba. Evet, bitirdim. Güzel, yeni rekorlar aldık her ikisinde de. Buna da tabii ki oyun raporu oluşturacağım. Güzel, yayınla bakalım oyunu. İyi bir konu ve ters kombinasyonu oyun yaratın. Tamam, bu başarıyı da tamamladık. Güzel, şöyle bu arada başarımları göstereyim. Destekçi yeni bir oyun, ha, iyi bir konu ve ters kombinasyon oyun yarat. Aynen öyle. Bu başarıların hepsini bu arada yapmak istiyorum. Başarıların hepsini yapana kadar ben bu oyunu oynarım büyük ihtimalle. Güzel. Devam edelim. Henüz yayınlanmış olan Cooking Simulator oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Hemen bakalım. Potansiyel gösteriyor diyor. Yemek ve simülasyon harika bir kombinasyon bence de. Diğer oyunumuza göre bir tık iyi oldu. Çok fazla değil. Ufacık bir şey. Daha iyi olabilirdi demiş bu da. İyi pekala böyle olsun. Tamam, bu oyunumuz da satışa çıktı. Şimdi hemen bir de buna oyun raporu oluşturalım. Cooking Simulator'a. Tamam. O da sata dursun bakalım. Dedikodulara göre Japon şirketi Nintendo kendi ev oyun konsollarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Nintendo oldukça başarılı olan oyunları Donkey Kong ile tanınıyor. Evet. Birçok piyasa uzmanı ev oyun konsollarının kullanımının artacağından şüpheli. Fakat biz Nintendo'nun ne yapacağını göreceğiz aynen. Bakalım çıkarsa ona da bir iki oyun falan yaparız tabii ki. Hemen şu oyun raporunu bir oluşturalım. Cooking Simulator oyunu 10 bin üzerinde satarak firma satış rekorunu kurdu. Bu Mompan için bir dönüm noktası. Oo, güzel sattı ha Cooking Simulator. Güzel. Tamam, oyun raporumuz tamam. Cooking Simulator için şunlar. Yemek simülasyon harika bir kombinasyon. Diyaloglar boyun tipi için önemli değil gibi gözüküyor. Tamam, diyalogları bildiğin sıfıra çekebiliriz yani. Tamam, anladım. Hemen bir araştırmaya bakalım. Daha yeni oyun motoru yapmamı var. Bir saniye. Şu an ben kendi konularımla bir korku macera oyunu yapabilirim. Elimdekilerle yapabilirim bunu. Aynen. Hemen yeni oyun konu korku tür macera korku macera bence güzel olur. PC'ye tabii ki korku macera. Bilmiyorum, Silent Hill geldi aklıma. Yaz geçsin ya, yani çok da bir önemi yok. Silent Hill, sessiz vadi mi demekti neydi öyle bir şey. Korku macera oyunu PC'ye Silent Hill, hadi bakalım. Evet, iki boyutlu grafiklerle gelişmeye başla. Kendi oyun motorumuzu yaptığımız zaman çok iyi olacak. Hemen yeni oyunumuzu yapalım. Çok fazla vakit kaybetmeden. Şimdi korku macera oyunu için hikaye ve görevler oldukça önemli bence. Oynanış da önemli. Motor da önemli. Şimdi bir şeylerden kısmamız lazım. Korku macera oyunu. Motor çok da önemli değil. Motoru bir tık kısıp bunların ikisini dengeleyebilirim bence böyle. Hikaye görevler önemli. Macera olduğu için. Korku. Korku için oynanış da önemli aslında. Ben şöyle motoru bir tık daha kısıp devam edeyim. Aynen. Bakalım nasıl bir şey olacak acaba. Şu an iyi gidiyor gibiyiz.
Oyun raporları ürettiğiniz süre zarfında oyunların yapım aşaması konusunda tecrübe elde edersiniz ve neyin tam olarak işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenirsiniz. Bu tecrübeler eğer özellikler menüsünde iptal edilmemişse oyun yapım aşama ekranlarında iptal edilmemişse oyun yapım aşaması ekranında bir çeşit tip olarak gösterirler. Bu tipler aynı türden oyunların yapımında plus plus'dan eksi eksiye kadar uzayan göster. Birinin Türkçe, birinin İngilizce söyledim ilgi. Hangi geliştirme bölümü için ne kadar önemli olduğunu sembolize ederler. Eğer bu sembollerin yanında soru işareti simgesi var ise mesela 3 artı ve soru işareti, bu sizin hedeflediğiniz oyunun konu genre kombinasyonu anlamında sadece içgüdülerinizin olduğunu, yani sonuçların tam olarak doğru çıkamayabileceğini ifade eder. Ha, anladım, tamam. Eğer ki konu tür uyumunda falan gibi işte çeşitli türlerde şu pluslar ne kadar çok artıysa çok iyi demek, eksi çok kötü demek ve soru işaretli artılar varsa da tahminimize göre iyi olabilir demek. Ama kesin değil tabii ki. Tamam, anladım. Şimdi korku macera oyun için diyaloglar, evet, oldukça önemli diyaloglar ama ne kadar önemli? Bölüm tasarımı da önemli. O zaman bence bu birazcık kısılabilir. Şöyle. Aynen, bölüm tasarımı en az diyalog kadar önemli. Şöyle yapalım. Güzel. Bakın burada şu an bize yardımcı oluyor. Gayet iyi. Devam edelim. Bu şekilde ayarladım. Evet, şimdi korku macera oyunu için sesler oldukça önemli bir kere. Sesleri alalım. Grafikler de önemli. Dünya tasarımı da önemli. Ne yapacağız şimdi? Bence böyle bırakalım. Bunda eşit derece hepsi çok önemli. Bu şekilde bırakabiliriz. Devam. Nilvente bugün son dedikoduları doğruladı ve TES adındaki yeni ev oyun konsolu önümüzdeki yılın başlarında piyasa sürme planlarını duyurdu. Konsol kaset bazlı oyunları ve eşsiz tasarımlı bir oyun koluna yer veriyor. Tamam da ben hiç bu zamanları yaşamadım ki, bilmiyorum ki Nintendo falan, TES. Ben PC'ciyim ya. Benim hiç konsolum bile olmadı. Ben bu full PC'ciydim. Yani şimdi bu makineye hangi oyun gider bilemem ki. Yani tahmin yürütürüm sadece, o da doğru olur mu bilmiyorum. Bence böyle devam. Yani biz PC'den devam ya. Hiç Nintendo'ya falan girmeye gerek yok. Cooking Simulator raftan gitti. 19.000. İyi, 20.000'e yakın satmış ve 133.000 kazandırmış. Süper. 154 daha hayranımız var. Hataları düzelttik. Başka bir şey yapmayacaksan bitiriyorum. Yok, tamam, bitirdim. Güzel. Tasarımda rekor kırdık sadece. Oynanışta bayağı geliştirmişiz bu arada kendimizi. Bölüm tasarımında seviye atladık. Gayet güzel. Yayınla bakalım bu oyunu. Teşekkür ederim Mondoko'ya. Kimden? Greenheart Games'ten. Merhaba Mondoko. Bizler Gemileri Tycoon yaratıcılarıyla sana bir oyun satın alıp bize destek olduğun için çok teşekkür ederiz. Güzel. Tamam. Böyle mesaj yazmaları güzel. Devam edelim. Gemileri Tycoon bizim ilk oyunumuz ve oyundan keyif alman bize oldukça çok şey ifade ediyor. Oyunu satın almanın ile bizim küçük başlangıcımızı destekliyorsun ve umarım biz gelecek sizlere daha çok oyunlar getirmemize imkan sağlayacak. İnşallah. Acaba Greenheart Games'in yeni oyunu çıktı mı ki? Gemileri Tycoon'dan sonra acaba? Bu şirketi takip edip etmek lazım yani. Bu şirketin oyunu güzel olabilir gibi. Çünkü bu oyunları çok iyi. Tamam, devam edelim. Cidden arkasın. Çok teşekkürler. Game Tire Token ile iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Henüz oynanmamış olan Silent Hill oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Hemen bakalım. Eyvah, kötü oldu ya. İdare eder. Ortalamanın altı. Vasat altı kaldı oyun. Kötü değil, iyi de değil. Bazı noktaları var diyor. Kısa kalmış gibi ha. Çok iyi yapamadık bunu ama olsun. Yine satar bu oyun. Hemen oyun raporu oluşturalım buna. Bir bakalım neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık. Ona göre bir bilgi edinelim. Sözleşmenin kilidi şimdi açılmıştır. Mevcut sözleşmeleri görmek için bu mesajı kapat ve ekranda herhangi bir yere eylem menüsünü getirmek için tıkla.
Sözleşmiş. Merhaba, Silent Hill ve yeteneklerinizden etkilendim. Oyunlarını henüz bitirdim. Ben kontrat işindeyim ve biz sizin yeteneklerinizi kullanabiliriz. Eğer nakde sıkırsanız bunu bana bildirin ve sizin için iş varsa bakayım diyor. Ha, bunlar ek işler. Para kazanabileceğimiz, eğer paraya sıkışırsak falan. Yapabileceğimiz ek işler anlaşılan. Delarain var burada da bir tane. Güzel. Oyun raporumuza bakalım Silent Hill oyunumuz için. Korku ve macera harika kombinasyon. Güzel. Dünya tasarımı nasıl önemli olmaz ya? Yani bir korku oyunu için bence dünya tasarımı çok önemli bir şey. PC macera harika bir tür uyumu diyor. Güzel. İlginç. Bir korku oyunu için dünya tasarımının önemli değil gibi gözüküyor demesi ilginç geldi bana. Yani bir korku oyunu için bence atmosfer, etraf, çevre, dünya tasarımı önemlidir aslında ama bilmiyorum. Acaba dünya tasarımından kastı başka bir şey mi onu bilmiyorum. PC macera harika. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi araştırma. Heh, kendi oyun motorumuzu yapabiliyoruz şimdi. Fakat ondan önce bir iş sözleşmelerine bakalım. Sözleşmeler bakiyeniz düşük olduğunda ekstra biraz para kazanmak için yararlı bir araçtır. Vardes az sayıda araştırma puanı üretmek için yararlı olabilir. Sözleşmeler zamanı bitmeden önce senden belli bir miktarda tasarım ve teknoloji puanı üretmeni ister diyor. Hangi sözleşmeyi kabul ettiğine dikkat et. Eğer bir sözleşmede teslim tarihini kaçırırsan bir ceza ödemek zorunda kalacaksın. Bu yüzden küçük sözleşmelerle başlamak daha iyidir ve ne kadar iş yapabileceğini görebilirsin. Biz hiç bu işlere girmeyiz bence. Biz oyunlarla parayı buluruz. Basit bir kütüphane yazılımı diyor. 21.000 verecekmiş. 5 hafta sürecek. Oyun testi. Bir oyun denemek için yardım edin diyor. Bilgisayarları kurmak. Bilgisayarlara Mirkonoft BOSS yükle. Güzel. Biz hiç bunlara girmemize gerek yok. Biz bir oyun yapımından parayı buluruz zaten. Ben hemen kendi özel oyun motorumu yapıyorum. Tıkladım ve oyun motorumu yapıyorum şu anda. Buralarda bir gizli şeyler falan filan yok değil mi? Garajda başladık tabii ki oyun geliştirmeye. Kendi evimizin garajında. Evet, Nintendo tarafından yapılan oyun platformu test satışa sunulmuş. Hiç ilgilendiğimiz bir alan değil, sağ olun. Artık kendi oyun motorlarını oluşturabilirsin. Başlamak için bu mesajı kapat ve hareket menüsünü ortaya çıkarmak için herhangi bir yere tıkla. Araştırma tamamlandı. Başarılı özel oyun motorunu araştırdın. Oyun motoru yarat. Tamam. Oo, versiyon 2 boyutlu grafikler yapabiliyoruz. Doğrusal hikaye oyunu kaydet. Tamam, versiyon 2 boyutlu grafiklere geçelim ve oyunu kaydetme olsun. Doğrusal hikaye. Onu şu an alamam ya. Alabilir miyim? 90 bin. Alırız ya. Bence alalım. Oldum mu tam olsun yani. Oyun motoru 1. Hiç oyun motoruna isim vermeye çalışmayacağım ya. Oyun motoru 1 olsun. Bir de onu düşünemem. Ya da dur. Mon Engine. Aynen dur oldu. Buldum, tamam. Mon Engine olsun. Şu şekilde. Güzel. İlk oyun motorumuzu yapalım. Oluştur bakalım Mon Engine'i. Hepsi var. 90 bin tutacak maliyeti. Artık kendi oyun motorunu yaratıyorsun. Bu motor tamamlandıkça artık bunu oyunlar içinde kullanmaya başlayabilirsin. Silent Hill piyasadan çekilmiş. 10 bin bile satamamış. 8 bin civarı. 57 bin kazandırmış. Yani iyi para gene bence. Fena değil. Güzel. Hemen şu kendi oyun motorumuzu bir yapa duralım bakalım. Tamam, yeni oyun motoru Mon Engine şimdi tamamlandı diyor. Güzel. Tebrikler. İlk oyun motorunu şimdi hazır. Sıradaki oyununuzda kullanmayı denemelisiniz diyor. Tamam, hemen kullanacağım tabii ki. Başka ne araştırabiliyorum? Yeni konu araştıralım bir de. Bir bakalım. Çılgın bilim, yemek, avcılık.
Bir avcılık simülasyon oyunu yapmamız yok mu? Bunu başla bir araştır. Hemen şu avcılığı da bir araştırayım. Gerçi bir dakika, PC'de macera oyunları çok tutuyordu. Var ya, maceradan gitsem bir tık iyi olabilir gibi. Tamam, avcılığı araştırdık. Şimdi hemen yeni oyun geliştirelim. İlk öncelikle tür seçiyorum. Tabii ki türü macera, çünkü PC'ye yapacağım. Evet, macera oyunları PC'de iyi tutuyor. Macera keşif mi yapsam gene ya? Bence macera keşif oyunu yapabiliriz bir tane daha. Evet, iyi combo dedi. Macera korku harika combo. Ama yeni bir tür deneyelim ya. Evrim. Bence macera evrim yapsak. Ya da simülasyon evrime ne dersiniz? Evet bak, simülasyon tarzında evrim oyunu. Bence güzel olur. Evet, PC'ye geliştiriyoruz. Simülasyon. Oyun motoru Mon Engine. Böyle bir ilginç bir şey deneyelim yani, öyle değil mi? Sonuçta simülasyon evrim neydi oyunun adı ya? Ha, spor. Aynen, spor benzeri bir oyun. Tamam. Güzel, bu şekilde. Tabii ki versiyon 2 grafikler artık. Güzel, geliştirmeye başla bakalım. Evet, şimdi evrim simülasyon oyunu için hikaye görevler çok önemli değil. Şunları ekleyelim. Motor. Motor önemlidir ya. Simülasyon için bence motor önemlidir. Oynanış. Oynanış daha da önemlidir ama ya. Şöyle bir tık düşür. Simülasyon oyunda çok da hikaye gerek yok. O yüzden doğrusal hikayeyi eklemiyorum. Şöyle bir tık daha düşürüyorum onu. Evet, şöyle yapalım. Bir tık daha düşüreyim. Aynen böyle iyi. Tamam. Eyvah, çok kötü oldu galiba. Ha, hiçbir şey çıkmadı bir anda. İlginç bir tarz kombinasyon deneyelim. En azından kendi oyunumuzu yapmış, yani kendi oyun türümüzü yapmış oluruz. Diyaloglar eksi eksi diyor. Diyaloglar çok önemli değilmiş. Kıstım o zaman. Bölüm tasarımı ve yapay zeka önemlidir. Yapay zekayı da şöyle bir şey yapıyorum. Evrim simülasyon. Bak, simülasyonda yapay zeka önemlidir ama, değil mi? Bence öyle. Şöyle bir şey olsun. Bölüm tasarımı simülasyon. Yani çok da kritik. Aslında yapay zeka simülasyonda en önemlisidir ha. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Tamam. Güzel. Birazcık daha gelişmez mi be? Şimdi simülasyon oyununda dünya tasarımı önemlidir herhalde. Sesler. Yani simülasyon olduğu için grafikler tavan olmalı. Dünya tasarımı bir tık kısabiliriz. Sesleri de bir tık daha kısabiliriz bence. Şöyle bir şey. En önemli şey grafik ve dünya tasarımı. Şöyle olsun. Aynen. Tamam. Bunu da böyle ayarladım. Banka hesabınız kırmızıda. Eyvah, hiç fark etmedim. Neyse ki bankanız hesabınızı 50 bin tutana kadar çıkarttı. Fakat dikkatli olun. Eğer banka hesabınız eksi 50 bin olursa iflas edeceksiniz. Tamam, sıkıntı yok. Oyunum çıkmak üzere. Ve bu oyundan ümitliyim ben. Aslında bu dönemde deneysel bir işe girmek çok saçma bir fikirdi bu arada. Tamam, bitir. Paraya sıkıştık şimdi. Hataları giderdiysek sıkıntı yok. İyi. En azından teknolojide yeni rekor yaptık. İyi. Seviyelerde atlıyoruz.
Yayınla bakalım oyunu. Yeni bir araştırma yapıyor. Oyun öğreticileri Monoses. Tamam, güzel. Bunlara bakacağım. Araştırırız onları. Oyun raporu oluşturalım hemen spor için. İncelemeler geldi. Oha! Çok iyi. Bayıldım diyor. Güzel güzel. Bu oyunu iyi satar ha. Güzel bir deneyim diyor. Günlerce oynadım. Oo. Simülasyon oyunlar PC için iyi çalışıyor. Aynen. Tamam. Güzel güzel. Bu oyunumuz iyi satacak gibi gözüküyor. Hemen oyun raporumuzu da bir oluşturalım bakalım. Ne diyor şimdi? Spor için. Evrim simülasyon harika kombinasyon. Güzel. Ha, dünya tasarımı bu oyun için önemli değil diyor. Ve PC simülasyon harika bir tür uyumu diyor. Platform tür uyumu. Süper. Araştırmalar. Yeni konu oyun öğreticileri. Monoses. Ona bakacağım bir saniye. Bin. Oha, 40 bin şimdi harcayamam buna ya. Bir dakika. Ben bu oyun motoruyla hemen bir yeni oyun daha yapacağım. İş. Bir dakika, iş simülasyon oyunu yapmamız yok mu? Bir tane daha. Bence güzel olur. PC'de iş simülasyon oyunu. Var mıydı iş simülasyon oyunu? Business Simulator. Tamam, böyle bir oyun olsun. Mon Engine. İş simülasyon oyunumuzu yapalım bakalım. Business Simulator. Haydi bakalım. Evet, versiyon 2 grafiklerimiz. Geliştirmeye başlayalım. Hemen oyun spamlamam lazım. Yoksa hikaye önemli bence. Bunda doğrusal hikayeyi ekleyelim. Simülasyon oyununda oynanış önemli. Motoru şöyle bir şey yapmayı ne dersin bu sefer? Hikaye, görevler aslında önemlidir. Aynen, şöyle bir şey yapayım. Oyun spamlemem lazım çünkü bir an önce artıya geçmemiz lazım. Test ev konsolu muazzam bir başarı ulaştığını kanıtladı. Satış rakamları beklentileri fazlasıyla aştı diyor. Doğrudur. Bir müşteri test ile beraber gelen oyun koluyla oynadığım oyunları seviyorum. Klavyeyle oynamaktan daha eğlenceli dedi. Hiç zannetmiyorum. Oo, bak bak bak, bu oyun iyi gidiyor ha. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bu oyun iyi gidiyor. Böyle mi yapalım ya? Bence şöyle yapay zekaya bir tık daha verelim. Diyalogları bir tık daha düşürelim. Şöyle. Yapay zeka tavan. Bölüm tasarımına da vereyim bir tık. Tamam. Böyle devam. Yalnız bu oyun da iyi tutacak gibi ha. Bu oyundan ümidim var. Dünya tasarımı bir tık eksi diyor. Tamam. Kıstım dünya tasarımını. Seslere o zaman önem veriyorum bir tık. Şöyle bir şey olsun. Sesler de şöyle olabilir. Evet, güzel. Böyle devam edelim. Bu oyundan da deli kazandık abi, bir şey söyleyeyim mi? Güzel, spor pazardan çekildi. Neredeyse 28 bin satmış, 30 bine yakın ve 196 bin kazandırmış. Süper. Bitiriyorum o zaman, başka bir şey yapmayacaksan. Tamam, bitirdim. Güzel. Her ikisine de yeni rekor kırdık. Bayağı seviye. İki boyutlu grafiklerde seviye atladık. Tamam, biz de seviye atlamışız. Oyunu yayınla bakalım. Evet, Business Simulator ile ilgili incelemelerimiz geldi. İlginç ama iyi. Gene ortalamanın üstü oyun yapmışız.
İyi, bayılan bir kişi var en azından. Güzel. Tamam. Hemen oyun raporu oluşturalım Business Simulator için. Bayağı araştırma puanımız da oldu. Para da yaptık. Oyun raporumuza bir bakalım hemen Business Simulator için. İş ve simülasyon harika kombinasyon. O motor oldukça önemli gibi gözüküyor diyor. Tamam, anladım. Araştırmadan şimdi bir şey alalım. Monoses mi alalım? Oyun öğreticileri mi alalım? Bence bir... Ha, bir dakika, bunları alıyoruz ama bunları ekleyebilmek için tekrardan oyun motoru yazmam gerekiyor diye hatırlıyorum. Aynen. Tamam, şimdi Monoses'i bir araştıralım bu arada. Son zamanlarda oyun cihazları üzerine yapılan çalışmalar ayrıca daha detaylı oyun pazarı oluşturuyor. Bir kısmı genç oyuncuya hitap ederken diğerleri daha olgun yaş gruplarına hitap ediyor diyor. Daha çok yazılımcının markete katılmasıyla bizler yazılımcıların piyasada gerçek bir darbe yapabilmesi adına oyunlarda yaş gruplarına daha çok ağırlık verilmesini bekliyoruz diyor. Tamam. Yeni bir araştırma mevcut. Hedef kitle. Tamam, hedef kitleye göre oyun geliştireceğiz. Anlaşılan, okey. Bakarım ona da bir. Buna tıklayınca oyun duruyormuş. İlk oyun motoru parçasını araştırmaya başardın. Bu parçayı oyunlarında kullanabilmek için bu parçayı içinde bulunan yeni bir oyun motoru yaratmalısın. Aynen. Şu anki oyun motorunda bunu kullanamıyoruz. Araştıracağız sadece. Sonra bir ara zamanı gelince yeni oyun motoru yaparız. Tamam, Monoses'i araştırdık. Şimdi. Başka. Hedef kitle 30 bin. Tamam, hemen hedef kitleyi de bir araştıralım o zaman. Sonra ardı ardına iki oyun çıkardık ve bayağı paramız var. Sıkıntı da değiliz şu an. Test konsolunun büyük başarısından sonra Vena bir başka Japon şirketi kendine özel bir ev oyun konsolu yayımlamayı planladığı dolaşan söylentiler arasında. Gene bizi ev konsolu ilgilendirmiyor. Tamam, hedef kitleyi de araştırdık. Şimdi başka şu anda şey yapabiliriz. Yeni oyun geliştirebiliriz. Artık oyunun hangi topluluğa hitap edeceğini belirleyebilirsin. Oyunlar genç oyuncular üzerine herkese ya da daha olgun kitlelere hitap edebilir diyor. Oyun için doğru hedef kitle seçilmek önemlidir. Hedef platformumuz ayrıca önemli rol oynayabilir. Bazı platformlar bazı kitle için özellikle daha popülerdir diyor. Anladım. Genç, herkes, yetişkin. Ha, şimdi konu. Yeni konu da araştırsa mıydık ya? Dur. Bir de yeni konu araştıralım. Yeni konu. Ritim. Tamam, ritim araştıralım. Şöyle bir gençlere yönelik bir oyun yapalım. Simulator pazardan çekildi. 26 bin satmış ve 184 bin kazandırmış. Gayet iyi. Tamam, şimdi yeni oyun geliştir. Ritim neye hitap eder? Daha çok gençlere hitap eder bence. Ritim Just Dance olsun. Ha. Böyle böyle olsun. Gençlere konusu ritim. Türü simülasyon olur değil mi? Ritim simülasyon olur bence. Evet. PC oyun motoru benimki. Bu gençlere yönelik bir oyun daha çok. Aynen. Tamam. Evet, bu. Geliştirmeye başla. Vallahi fena patlayacağız gibi ama. Dur bakalım. Simülasyon için motor önemli. Pekala. Ama oynanış daha da önemli o zaman. Şöyle bir şey olsun. Hikaye görevleri daha da azaltıyorum o zaman. Evet, bunlar olsun. Tamam. Devam edelim. Hadi ya, bari ortalama bir oyun çıkartalım. Vena bugün yeni oyun konsolu hakkındaki son söylentileri doğruladı ve Master V konsolunu duyurdu. Şirketin iddiasına göre Master V, Dinvento'nun muazzam başarıya sahip test konsolundan daha üstün teknik özelliklere sahip ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyorlarmış. Güzel.
Tamam.